salonumuzu şereflendiren Sayın Genel Başkanımızı gündemi değerlendirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Sağ olun, buyurun. Buyurun lütfen. Evet, tamam mıyız? Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Sözlerime başlamadan evvel Miraç kandilimizin tüm İslam alemine mübarek olmasını diliyorum. İslam aleminde ölümlerin durmasını, Müslüman aleminde haksızlıkların son bulmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli milletvekilleri, iktidarı bulduğumuz her fırsatta, her mecradan defalarca uyardık. Dedik ki, devlet yönetiyorsunuz. Devleti yönetmek, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını gözetmeyi, ona göre hareket etmeyi gerektirir. Özellikle uluslararası ilişkilerde şahsi dostluklarınızı değil, devletler arası ilişkiyi esas alın. Dedik ki, devlet başkanları ile dostluk elbette önemlidir. Ama iki ülke arasındaki ilişki liyakatli diplomatlarla devlet esaslı yürütülmelidir. Peki dinlediler mi? Hayır. Sayın Erdoğan ne yaptı? Tüm dış politikamızı şahsi kankalıklarına endeksledi. Suriye ile ilişkiler bu zeminde yürüdü. Rusya ile, ABD ile, hatta bir dönem Almanya ve İtalya ile ilişkiler hep aynı kafayla yürütüldü. Mısır'la olan ilişkilerimiz de aynı zihniyetin kurbanı oldu. Mursi'ye kankam dedi, Sisi'ye tavır aldı. Büyükelçi çekti, iş dünyamızın milyar dolarlık ticareti ve yatırımları heba olup gitti. Doğu Akdeniz meselesindeki kilit rolü hesaba katılmadan Mursi ile olan arkadaşlık her şeyin önüne geçti. Ve gelinen noktada birçok Müslüman ülke gibi Mısır'da Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan'dan yana saf tuttu. Kala kala elimizde ne kaldı? Dört parmakla yapılan Rabia işareti kaldı. Ama bugünlerde bir şeyler oluyor. Savunma Bakanı çıktı, yani Sayın Akar çıktı. Mısır'la tarihi ve kültürel birçok ortak değerimiz var. Önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir dedi. Ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü çıktı. Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir dedi. Şimdi ben de doğal olarak milletim adına, sizler adına soruyorum. Sayın Erdoğan, bu konuları bakan ve sözcüne açtırarak nabız mı yokluyorsun? Hayırdır Sayın Erdoğan, Rabia'yı öksüz mü bırakıyorsun? Mısır'la bu inatlaşma olmasaydı, Doğu Akdeniz konusunda emin olun elimiz daha da güçlü olurdu. Bundan 5 yıl önce aynen şöyle demiştim. Rabia'yı, Esma'yı, Suud ve Katar'ın para sofralarında bırakıp geldiler. Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan? Rabia'yı bu kez de Sisi'nin sofrasında mı bırakıyorsun? Sayın Erdoğan, devlet böyle yönetilmez. Kişisel ilişkilerinin ve kaprislerinin bedelini bu millete ödetemezsin. Zikzaklarının bedelini Türkiye'ye ödetemezsin. Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye'ye bunca kaybı niye yaşattınız? Hem diplomatik alanda, hem askeri alanda, hem de ticari anlamda bunun hesabını kim verecek?
Öyle ya, yeni sayfa açıyorum diye işin içinden sıyrılamazsın. Önce bu başarısızlığının sorumluluğunu alacaksın. Önce çıkıp milletimizden özür dileyeceksin. Ancak ondan sonra şayet milletimizin menfaatine ise yeni sayfa açabilirsin. Değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz biz iktidar ortakları gibi koltukları değil, ayakkabılarımızı eskitiyoruz. Her hafta ilçe ilçe, köy köy milletimize gidiyoruz. Dertlerini dinliyoruz, ekonominin halini hep birlikte yaşıyor, milletimizin sıkıntılarını görüp çözümler hazırlıyoruz. Bu kürsüden her hafta milletimizin gür sesini, milletine sırtını dönmüş saray şürekasına duyurmaya çalışıyoruz. Sivrihisar'da bir eczacı kardeşim önümüze veresiye defterini koydu. Alacak toplamı 50 bin lirayı buluyor. Bir eczane Eskişehir gibi göreceli olarak ekonomik durumu daha iyi bir şehir. Onun büyük bir ilçesi ve 50 bin lirayı bulan bir veresiye defteri. Alacağı 50 bin lirayı bulan bir veresiye defteri ve burası eczane. Çay ocağındaki kardeşim, işler durdu, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Günde 500 çay satardım, 200'ü bulamıyoruz diyor. Bir başka esnaf kardeşim diyor ki, ödeyemediğimiz için borçlarımız ertelendi. Şimdi üzerine faiz bindirdiler, ödeyin diyorlar. İşe bakar mısınız? Faizsiz halini ödeyemiyor diye ertelemişsin, faiz bindirip daha fazla öde diyorsun. Bunun adına da esnafa destek diyoruz. Allah hepinize akıl fikir versin. Allah sizleri ıslah etsin. Ne diyeyim? Al bu da hayvancılıkla uğraşan bir kardeşim, sulama birlikleri bizi haraca bağladı. Daha önce koyun başına 1-2 lira alırken kayyum geldikten sonra aynen söylenen cümleyi kelime kelime hiç değiştirmeden aktarıyorum. Geçen sene koyun başına 15 lira aldılar. Çiftçi için de aynı. 100 dönüm yer ekiyorsa 5 bin lira, 1000 dönüm yer ekiyorsa 50 bin lira alıyor. Bildiğin işte Anadolu'nun feraseti. Bu cümle size birini hatırlatacak ama söylemek zorundayım. Bu cümle çok önemli. Bildiğin diyor ki çiftçi, sorma ver parası. Kardeşim bunu niye alıyorsun diye sorma imkanının ortadan kalktığı, sorma ver parası. Çiftçi ürettiğinin parasını 5 ay 6 ay sonra alıyor ama iş bilmezlerin idaresindeki TEDAŞ çiftçiye bir ayda fatura kesiyor. 15 günde ödemeyenin de elektriği kesiliyor dedi bu çiftçi ve hayvancılık yapan kardeşim. Böyle idarecilik olmaz. Böyle hizmet hiç olmaz. Bunun adı zulümdür. Sayın Erdoğan, bir karar ver. Çiftçimizin üretmesini mi istiyorsun, tükenmesini mi istiyorsun? Yabancı ülkelerin çiftçileri kalkınsın, zengin olsun diye uğraşan ithalat sevdalısı Tarım Bakanı'nın tarıma verdiği tahribat ortada. Onu da affetmenin zamanı artık gelmedi mi, ne dersin? Seni affettim desen de şu çiftçi, köylü nefes alsa. Değerli dava arkadaşlarım, hukuk ve demokraside çıta ne kadar yükselirse ekonomide o kadar yükselir. İktidar ise maalesef bu gerçeği bir türlü göremedi, göremiyor. Ama son dönemde Batı ile ilişkilerini düzene sokmak için bazı adımları atarmış gibi yapıyorlar. Hukukta reformdan, yeni anayasadan, insan hakları ile ilgili adımlardan bahsediyorlar. Bahsediyorlar ama icraata gelince her zamanki gibi ortalıkta yoklar. Mesele zihniyet meselesi. Sonra ne oluyor? İşin doğasının aksine Türk lirası değerleneceğine döviz yükseliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Vatandaş da piyasalarda
artık bu iktidara güvenmiyor demek. Çünkü artık herkes biliyor ki Sayın Erdoğan ve ortakları hiçbir adımı millet için, memleket için atmıyor. Her adımda siyasi bir hesapları var. Her adımda bir koltuk kaygısı, her sözde bir hamaset var. O yüzden kimseye güven vermiyorlar. O yüzden ne içeride ne dışarıda kredileri kalmadı. Bu iktidarın Türkiye'ye artık ve milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, iktidar ABD ve AB alışverişte görsün mantığıyla her gün kürsülerden yepyeni reformlar, ultra inovatif, dahiyane eylem planları, dahiyane ekonomik programlar açıklaya dursun. Aslında akılları, fikirleri hala beşi bir yerdenin keyfinde ve menfaatinde. Hala mahşerin beş müteahhitinin kasasına ne aktarabilirler onun hesabındalar. Geçtiğimiz hafta meclise bir yasa tasarısı getirdiler. Köprüden geçenin de, geçmeyenin de, havaalanından uçanın da uçmayanın da, hastanede yatanın da yatmayanın da para ödediği meşhur hazine garantili KOİ projelerini biliyorsunuz. Ağlara bu işlerdeki garanti yetmemiş olacak, şimdi de yurt dışından alacakları kredilere de hazine garantisi vermek istiyorlar. Bugüne kadar birçok şirketin 127 milyar lira borcunu üstlenmek zorunda kalan hazineye 50 milyar liralık yeni bir yük daha bindirecekler. 83 milyon vatandaşıma bu pandemi döneminde 53 milyar lira, 5 saray müteahhidine 177 milyar lira. Aziz milletim, sana 53 milyar lira, 5 müteahhide 177 milyar lira. Muhteremler, sizde hiç utanma sıkılma var mı? Elbette yok. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin imkanları var, kaynakları var. Eksik olan adil bir yönetim, ahlaklı bir iktidar. İktidara geldiğimizde milletin hazinesini yağmalayan bu bezirgen saltanatına son vereceğiz. Milletin parasının efendisi, milletin ta kendisi olacak. Milletimiz devletine güvenecek, yanında hissedecek. Vatandaşın cebinden ne alırım diye değil, milletimin cebine ne koyarım diye düşündüğünü bilecek. Devletinin onun yanında ve onu koruyan bir zihniyet içinde olduğunu bilecek. Bilin bakalım ne oldu? Papa geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyine bir ziyarette bulundu. Barzani yönetimi de Papa'nın ziyareti anısına bir pul bastırdı. Burada olması lazım muhtemelen. Ne var pulda? Papa'nın başının üzerinde bir harita. Şimdi bu Papa'nın pulu, resminin bulunduğu pul. Bunun üstündeki şurası bir harita. Nerenin haritası bu? Bu sözüm ona Kürdistan haritası. Peki neler var bu haritada? Irak'ın kuzeyinin dışında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü var. Hani yerel seçimlerde Sayın Erdoğan vatandaşa işte Kürdistan orada, Irak'ta, beğenmiyorsan defol git diyordu ya. Anlıyoruz ki Sayın Erdoğan'ın bir başka kankası Barzani'ye göre Kürdistan orada değilmiş. Sayın Erdoğan'ın Diyarbakır'da başından konfeti temizlediği Barzani'ye göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aslında Kürdistan'mış. Cumhuriyet'in başkentinde şerefine göndere Kürdistan bayrağı çektikleri Barzani'ye göre Misak-ı Milli'nin yarısı da aslında Kürdistan'mış.
Şimdi bu arkadaşlara göre terörist olan bizler bu durumdan rahatsız olurken doğal olarak bu arkadaşların çok büyük tepki vermeleri gerekir değil mi? Peki siz Sayın Erdoğan'dan böyle bir tepki duydunuz mu? Hayır. Peki siz küçük ortaktan şöyle okkalı bir Twitter tabelası gördünüz mü? Hayır. Her fırsatta hakaret eden, küfür eden yöneticilerinden bir tweet bloku gördünüz mü? Hayır. İşte size iktidarın zikzaklarla dolu hazin hikayesi. Siyasette zikzak, dış politikada zikzak, ekonomide zikzak, terörle mücadelede zikzak. Sayın Erdoğan, bu kafayla gidersen daha çok konfeti temizlersin. Küçük ortağın da artık o pulla İmralı'daki arkadaşına mektup gönderir herhalde. Değerli milletvekilleri, 2 gün önce 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Her sene olduğu gibi kadınlar olarak bu senede sözüm meclisten dışarı ama yine erkeklerin hamasi nutuklarını dinledik. Kadını insan yerine koymayanların aslında ne kadar kadınsever olduklarını dinledik. Dost meclislerinde kadına karşı her türlü ahlaksızlığı yapanların aslında düpedüz feminist olduklarını dinledik. Ya adamlar feministmiş mi şimdi öğrendik. İş yerlerinde, ofislerinde kadına karşı her türlü mobbingin uygulandığı, kariyer yapmak isteyen kadınların önüne her türlü engelin koyulduğu şirketlerin aslında ne kadar eşitlikçi olduğunu dinledik. Nitekim tüm bunları geçen sene de dinlemiştik. Ama son bir yılda 304 kadının öldürüldüğü, her gün karakollarına yüzlerce şiddet şikayeti yapılan Türkiye'de görüyoruz ki maalesef değişen bir şey yok. Kadınlar günü yaklaşırken Samsun'da bir anne evladının gözü önünde şiddet gördü. Hem de ne şiddet. Daha onun şokunu atlatamadan Ankara'da Reyhan Korkmaz kocası tarafından katledildi. Hemen ardından Aydın'da 92 yaşındaki hanım nineyi cinayete kurban verdik. Sayın Erdoğan, diyorsun ki tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşuncaya kadar bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Madem öyle, o zaman altına imza koyduğun sözleşmeyi, yani İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacak, şiddet mağduru kadınları koruyacak önlemleri alacaksın. Samsun'daki cani tam 9 defa şikayet edilmiş. Parmağını oynatan olmamış. Bu kadın 9 kez yardım istemiş. Sen kılını bile kıpırdatmamışsın. Bu mu senin mücadelen? İktidarın boyunca kadına yönelik şiddet de, kadın cinayetleri de artarak sürdü sustun. Bakanların utanmadan kadına yönelik şiddet, algıda seçicilik dediler, sustun. Milletvekilin sıkılmadan kadın cinayetleri abartılıyor. Bu ülkede kadınların 12 katı erkek öldürülüyor dedi, sustun. Dava arkadaşım dediğin, sözüm ona adamlar, tacizlerde, tecavüzlerde, hatta cinayetlerde bile ahlaksızca haklı sebep aradılar, yine sustun. Bu mu senin mücadelen? Ortağım dediklerin daha bir hafta önce, şehitlerimizin olduğu o acı günde benim için sosyal medyada hakaret kampanyası başlattılar. Çıkıp da iki laf edemedin. Bu kürsüden yaşadıklarımı ve yaşadıklarımızı zaman zaman paylaşırken kesinlikle herhangi bir şikayet amacım yoktur. Sadece bu korkakların bu açıkça dürüstçe mücadele edemeyen korkakların yüzlerine ayna tutmaktır amacım. Bu iktidar ülkesine de, milletine de, milletinin değerlerine de yabancılaştı. Aylardır soruyoruz. Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne
ne zaman ses çıkaracaksın diyoruz. Arkadaşlarımız Sayın Şentop'tan, meclis başkanından randevu aldılar ve isminin başında Türkiye yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiç değilse bir mezalim kelimesiyle ortak bir karar almasını talep ettiler. Ağlardan tık yok. Ama bunun takipçisi olacağız. Bir tanesi diyor ki kendine, Hira Dağı kadar Müslümanım diyen, gökyüzüne bakıp Uygur kardeşlerimiz konusunda gökyüzüne doğru ıslık çalıyor. Tanrı Dağı kadar Türk'üm diyen de masanın altına saklanıyor. Mısırlı Rabia'dan slogan üretenler aynı parmakları Çin'e sallamaya korkuyorlar. Sayın Erdoğan, yıllarca Filistin'le ilgili hepimizin yanında durduğu sözler söyledin. Filistin'deki kadınlarla, çocuklarla ilgili, orada yapılan mezalimle ilgili sözler söyledin. Her birimiz, Türkiye'de yaşayan herkes yanında durdu. Hayal et kardeşim. Gözünü kapat, hayal et. Kızının evine, gelininin evine, eşinin evine, sen yoksun, oğlun yok, damadın yok. Almış Çinliler, götürmüşler kampa. Torunlarını almışlar. Gözünden sakındığın o torunlarını almışlar ve bir kampa götürmüşler. Çinlilik öğretiyorlar. Ve eşinin bulunduğu eve, gelininin bulunduğu eve, gözünün nuru kızlarının bulunduğu eve, kocaları yok, babaları yok, oğulları yok. O eve Çinli adamlar koyuyorlar, Çinli adamlar koyuyorlar. Bu ne Türklüğe sığar, ne Müslümanlığa sığar, ne insanlığa sığar. Gözünü kapa ve bunu hayal et. Ne yaparsın Sayın Erdoğan? Evine, haremine, hanene böyle bir tasallut olsa, böyle bir tecavüz olsa ne yaparsın Sayın Erdoğan? Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak, ikide bir diyorsunuz ya, doğrudur, seçilmiş cumhurbaşkanı olarak ne yaparsın Sayın Erdoğan? Hani derler ya, insanın aynası iştir, sözüne bakılmaz. Biz söze bile razıyız Sayın Erdoğan. Söze bile razıyız. Hafta sonu Türkistan'daki camilerden gelen görüntüleri izlemeyeniniz yoktur. Görüntülerde insanlar yiyip içip eğleniyorlar, dans ediyorlar. Nerede biliyor musunuz? Kaşgar'daki camilerimizde. Çin yönetimi Kaşgar'daki camilerimizi ibadethaneleri turizm tesisi olarak değerlendirme kararı aldı. Birçok mescit ve cami kafe ve restorana dönüştürüldü. Sayın Erdoğan ve medyasının Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler fantezisi dost gördükleri Çin'de gerçek oldu. Sayın Erdoğan, camiler bizim kutsalımızdır. Kutsal değerler senin siyasi pozisyonuna göre unutacağımız veya hatırlayacağımız yerler ve kavramlar değildir. Yarınki Mehmet Akif Ersoy anmasına davet etmeyi biliyorsun. Ama İstiklal şairimizin ne yazmış olduğunu merak edip de iki satır okumamışsın. Bak Akif ne diyor arkadaş. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Çin'de kardeşlerimiz eziliyor Sayın Erdoğan. Hem mabedimize hem namahremize namahrem eli uzanıyor ve değiyor Sayın Erdoğan. Ne zaman iki çift laf edeceksin? Ne zaman bir avuç doların hesabını elinin tersiyle itip mabedimin göğsüne uzanan eli sıkmam diyeceksin? Bak o eli kır demiyoruz. O eli sıkma diyoruz, sıkma.
Hadi küçük ortak. Cimpik Perinçek'in elinde esir, onu anladık. Koltuk uğruna Türklük davasından caymış, onu da anladık. Peki bu eziklik, bu boynu büküklük 5000 yıllık Türk devletinin cumhurbaşkanına yakışıyor mu? Hiç mi utanmıyorsun? Hiç mi sıkılmıyorsun? Yazıklar olsun sana Sayın Erdoğan, yazıklar olsun. Değerli dava arkadaşlarım, bunlarda ne utanma kalmış ne de sıkılma kalmış. Biliyorsunuz son dönemde yeni bir alışkanlıkları var. Neymiş? İYİ Parti PKK ile işbirliği yapıyormuş. Kendine oy vermeyen vatandaşına terörist deyip bela okuyacak kadar şirazesinden çıkan bu zihniyetin bize de terörist demesini elbette yadırgamıyoruz. Bunların da zihniyeti böyle. Ne yapalım? Bunlar böyle. Son dönemde hızla büyüdüğümüzü, milletimizin İYİ Parti'ye ilgisini gördükleri için akıllarınca yalanla, iftirayla yolumuzu şaşırtacaklar. Sayın Erdoğan, sen o yollardan gelirken ben dönüyordum. Bu salonda bulunan arkadaşlarımız büyük çoğunluğu sen top oynarken onlar mücadele ediyordu. Şimdiye kadar önümüze çıkardığın her engeli aştık. Her yalanı yendik. Her tuzağı bozduk. Bundan da evelallah bileğimizin gücü, alnımızın akıyla çıkarız. Nitekim kurban olduğum Yüce Allah, yalanın, yalancının, kötünün yanına kâr bırakmıyor işte. Millet için yapılır. Milletin derdini çözmek, memleketi mutlu ve huzurlu yarınlara taşımak için yapılır. İşte o nedenle bizim için kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kadınların yaşadığı tüm sorunlar siyasetin altında, üstünde, kenarında, aşağısında, yukarısında değil, tam merkezindedir. İşte o nedenle biz sadece 8 Mart'ta değil, her gün nankörlerin hışmından kurtulamayan kadınlarımızın şartları ve haklarında neredeyiz? Şiddeti ve cinayetleri nasıl durdurabiliriz? Bunları düşünüyoruz. Erkeklerde %39.3 iken kadınlarda sadece %19.3 olan istihdam oranını nasıl arttırırız? Ona kafa yoruyoruz. İşsiz kalan 1,5 milyon kadınımızı yeniden işe ve aşa nasıl kavuştururuz? Bunun çarelerini arıyoruz. Aziz millet, siz atılan nutuklara, yapılan hamasi konuşmalara bakmayın. Kadın hakları ve kadın istihdamı konusunda Türkiye maalesef bu nutukların çok ama çok gerisinde. Dünya Ekonomik Forumu'nun 2017 yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine göre Türkiye 145 ülke içinde 131. yanlış duymadınız. 145'te 131. sırada yer alıyor. Ekonomik katılım ve fırsat eşitliği göstergesine bakıldığında ise Türkiye 144 ülke içinde 128. sırada. Gerçekten utanç verici. Türkiye'de iş gücüne erkek nüfusunun %74.9'u katılabilirken kadın nüfusunun yalnızca %34.8'i katılabiliyor. Bu oran İtalya'da %41.1, İspanya'da %53, Güney Afrika'da %48.4, Yunanistan'da %44.3. Daha bitmedi. Ülkemizde iş gücü içerisindeki her 3 kadından yalnızca biri çalışıyor. Türkiye'de her 4 kadından sadece biri istihdam edilebiliyor. Bizde kadınların istihdamına katılım oranı %29.5 iken AB ülkelerinde bu oran %48.7. Değerli dava arkadaşlarım, kalkınmada kadın ve erkek bir kuşun iki kanadı gibidir. Kuş nasıl tek başına, tek kanatla uçamaz ise, Türk ekonomisi de kadını geri bırakarak uçamaz.
Peki bu gerçek karşısında aklı olan ne yapar? Kadın istihdamını arttırmak, kadınları ekonomiye daha fazla katabilmek için elindeki tüm imkanları seferber eder, değil mi? Peki sizce bizdeki ekonomi guruları bunu yapıyor mu? Hayır. AB ülkelerinde kadın işsizliği oranı 7.1, OECD ülkelerinde %5.4, Türkiye'de ise %15.2. Yani OECD'nin 3, AB ortalamasının 2 katı. 15-24 yaş arası genç kadınlarımızın istihdam oranı sadece %19.3. Yani ülkemizde her 10 genç kadından yalnızca ikisi çalışabiliyor. Haftalık 45 saatten fazla çalıştırılan kadın sayısı her yıl artarken kayıt dışı çalışma oranı da artıyor. 2 milyon 932 bin kadın haftalık 45 saatten fazla çalışırken 1 milyon 9 bin kadın kayıt dışı çalışıyor. Aile işçisi 10 kadından 9'u, kendi hesabına çalışan her 10 kadından 7'si, maaşlı veya yevmiyeli çalışan her 10 kadından 2'si kayıt dışı çalıştırılıyor. Bu durum kadınların çalışma hayatında daha güvencesiz olmalarının yanı sıra en temel sağlık, emeklilik gibi haklardan da mahrum kalmalarına neden oluyor. Türkiye'de erkekler kadınlardan en az %8 daha fazla kazanıyor. Bu ayrım lise mezunu kadın ve erkekler arasında %14. Meslek lisesi mezunları arasında ise %30'a ulaşmış. İşte size AK Parti'nin ekonomi vizyonunda kadına ayrılan yer. İşte size AK Parti iktidarının kadınlara verdiği değer. Değerli dava arkadaşlarım. Kırsaldaki tabloysa daha da ağır. Sosyal ve geleneksel yapıların bütün gücünü çeken, bütün yükünü çeken kadınlarımız hırpalanıp baskılara maruz kaldığı gibi tarımsal üretim ile ev hizmetleri arasında sıkıştırılmış durumda. Oysa köy kırsalında tarımsal üretimi ve akrabalık da dahil olmak üzere sosyal ilişkileri düzenleyen, yani sosyal dengeyi sağlayan kadınlardır. Aile işletmelerinde satışı, pazarlamayı yapan ve yöneten kadınlardır. Daha üretken olan, üretime karşılıksız katılan yine kadınlardır. Özetle, kırsal alanda hakim güç erkekmiş gibi görünse de görünmeyen gerçek kahramanlar aslında kadınlardır. İşte tam olarak bu nedenle Avrupa Birliği'ndeki çiftçilerin %30.2'si, yani 3 milyon 200 bini kadın çiftçilerden oluşur. Biz bu sayıyı bilmiyoruz bile. Bizdeki sayıyı bilmiyoruz bile. Sonra çıkıp köy kırsalındaki göçü durduracağız, tersine göç yaratacağız diyorlar. Hatta beceriksizlikte gerçek bir ekol olan kerameti kendinden menkul Tarım Bakanı, mühendisleri, veteriner hekimleri köye döndürdük diye tweet atıyor. Anlayan biri gelsin. Allah akıl fikir versin bu arkadaşımıza da. Hala çiftçi ne demek, mühendis ne demek öğrenemediler. Köy kırsalından göçün ana aktörü kadındır. Kadın giderse aile gider. Kadın giderse tarımsal üretim gider. Araziler, ahırlar boş kalır. Kadın giderse geri dönmez. Aziz millet, bu cehalet iktidardayken ne kadınların derdi biter ne de ekonomi düzelir. Bu şuursuzluk sürdükçe ne tarım yola girer ne de çiftçimizin yüzü güler. Geçen hafta, önünüze bakmayın, utanıyorsunuz biliyorum, fosforlu meral diye bir tag çalışması yapıldı. Ama bu tagın nereden geldiğini, niçin geldiğini 5 yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Sayın Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı. Ve orada bana fosforlu cevriye dedi. Konyalı iki çok genç üst kurul delegesi bunu tam da kastedildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kastettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım.
Sayın Bahçeli'nin, 47 doğumlu Sayın Bahçeli'nin, hepimizin geçmişte abi dediğimiz, ailemizi emanet etme konusunda tereddüt, çocuğumuzu, çoluğumuzu emanet konusunda tereddüt etmediğimiz, etmeyeceğimiz Sayın Bahçeli'nin, o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye fosforlu cevriyenin fahişe olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelen giden herkese kahkahalar içinde bunu söyledi tam bir yıl boyunca. Sonra sistem yürümeye başladı. 19 Haziran'da bir kongre yaptık biz. O kongreden sonra benim 9 aylık erkek torunuma, hem de nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna, hadi insanlar anlamasın, nesebi gayri sahih dedi. 9 aylık bir erkek çocuğuna. Bunu fahş ettim ben. Birilerinin üstüne yıkıldı. Sonra daha ilginç, Celal Adan isimli, bugün meclis başkan vekili olan İstanbul milletvekili ve 50 doğumlu, buradaki birçok insanın abisi sayılabilecek bu şahıs döndü hepimize, bana, Koray Aydın'a, Sinan Oğan'a, buradaki herkese nesebi gayri sahih dedi. Yani bizlere ne dedi biliyor musunuz? Sizin analarınız belli, babalarınız belli değil dedi. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu nasıl bir şuur altıdır? Bu nasıl bir psikolojidir? Ve Metin Bey, Metin Ergun mahkemeye verdi. Hakimler o ara el sıkışmışlardı. Sayın Erdoğan'la el sıkışmışlardı ve hakimler beraat verdiler. Bu devam etti. İsmet Büyükataman isimli bir yaşam formu başından itibaren bana Türk filmlerinden, ki Sayın Bahçeli Türk filmlerine çok meraklıdır. Kitap okumaz ama Türk filmlerine çok meraklıdır. Hep o tuhaf Türk filmlerinin tuhaf kadın karakterlerinin isimlerini sıfat olarak kullandı. Mesela bunlardan birisi Kınalı Yapıncak. Son dönemde çok öne çıkan cengaver bir yaşam formu daha var. Bu arkadaş ise sövmenin sinkafın dibine gitti ve bununla Meral Akşener'e, Meral Akşener'in şahsında sizlere hakaret ettiklerini, onu üzdüklerini zannettiler. Allah'ım sen ne büyüksün, beni vesile kılıyorsun. Kereste gibi adamların, kereste gibi yaşam formların, erkek demeye midem kalkıyor. Onların yüzünün ne iğrenç olduğunu, şuur atlarının ne kadar pis olduğunu ve her birinin ne kadar korkak olduğunu göstermeye beni vesile kıldın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Bu yaşam formlarının, bu yaşam formlarının eşlerinin suratına nasıl baktığını merak ediyorum. Çoğunun da karısını tanırım, eşini tanırım. Gelinlerinin yüzüne nasıl baktıklarını merak ediyorum. Çünkü herkesin anasına, babası belli değil, çocuklar doğurmuş iftirası atanların, iğrençliğini yapanların gelinleri var, kızları var, eşleri var. Yahu çok samimi söylüyorum, kız ya da erkek, hiçbir torunumu bu adamların yanına bırakamam, korkarım. Acaba ne yaparlar diye. Dolayısıyla kendi çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz siz ya? Ve Sayın Erdoğan, demin Çinlilerin Türk ve Müslüman kadınların evine koydukları erkekler hakkında ne düşünüyorsun dedim. Şimdi de sana söylüyorum. Devri iktidarında, zora düştüğünde yardım istediğin Meral Akşener'den,
hapse girerken kimseler yanında yokken, gece yarısı evinde uyandırılan Meral Akşener'e, damadının televizyonunda kocasını aldattı dendi. Torununa, söylerim burada da söylemiyorum dendi. Bütün arkadaşlarına ve ona nesebi gayri sahih dendi. En son şehitlerin olduğu gün resmi olarak bütün teşkilat mensuplarının resmen katıldığı Fosforlu Meral dendi. Ve senin partinin trolleri, özellikle de başı örtülü resimler olan kadın isimli trolleri buna destek verdi. Bugün ben sana bir şey diyemem. Ama seni önce eşine, sonra kızlarına, sonra gelinlerine ve sonra da bütün kadınlara şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Seni şikayet ediyorum. Madem cumhurbaşkanısın, madem seçildin, eyvallah. Bu ülkedeki her kadının namusu, şerefinin garantisi sensin. Can güvenliğinin garantisi sensin. Garantisi sensin derken neyi kastediyorum? Hakimlerdir, savcılardır, kolluk güçleridir. Ama sen destek verdin, trollerin destek verdi. Allah, hepinizi Allah'a havale ediyorum. Bugün olmazsa ruzu mahşerde hep birlikte Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız sizle. Sayın Erdoğan, eğer inanıyorsan ki namaz kıldığına şahidim. Bir Müslüman kadına, daha doğrusu bir kadına bu manada namusu şerefi üzerine iftira atmanın Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerle lanetlendiğini biliyorsun. Seni milletin huzurunda Allah'a şikayet ediyorum Sayın Erdoğan. Ne yapacağız? Bizim hedefimiz belli. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksinde 141. sırada bulunan ülkemizi ilk 50'ye sokacağız. Kamuda idareci ve yönetici pozisyonlarında pozitif ayrımcılık yapacağız. Kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikalar planlayıp hayata geçireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirip caydırıcı önlemler alacağız. Kadınla erkek arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkını ortadan kaldıracağız. Eşit işe eşit ücreti takip edeceğiz. Başta iş yerleri olmak üzere hayatın her alanında kadına yönelik taciz ve şiddete karşı önlemler alacağız. Ayrıca bu cahillerin aksine bizim için tarımsal üretim ve kırsal kalkınma bir bütündür. Tarımdan kopuş bizim için aynı zamanda kentsel bir sorundur. İşte bu nedenle tarımda kadın istihdamına özel önem vereceğiz. Öncelikle tarımda çalışan kadınlarımızın ve gençlerimizin genel sağlık sigortası, Bağkur, SGK borçlarının tasfiyesini sağlayacağız. Prim ödemelerine kolaylık sağlayıp devlet katkısı tutarını arttıracağız. Tarımda çalışan kadınlarımızın hamilelik ve doğum sonrası dönemini sigortalılık süresine dahil edeceğiz. Devlet destekli tarım sigortaları kapsamına tarımsal kaza ve risk sigortasını ilave edeceğiz. Kent kırsalındaki kadınlarımız için kültür ve pazarlama merkezleri kuracağız. Bu merkezler üzerinden köy kırsalı kadınlarının kent kırsalı bağlantılarını geliştirecek sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağız. Kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Başkanımız Sibel Hanım'ın oluşturduğu Güneşin Kadınları adı altındaki kooperatifler dizisi kaç şehir oldu şu ana kadar? 11 şehrimizde, yani kent kırsalıyla köy kırsalını birleştiren bu projenin yaygınlaşmasını sağlayacağız. Bu bir prototip örnektir. Çok da başarılı gidiyor. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Burada katkı veren bütün kendisinin şahsında katkı veren bütün kardeşlerime
bütün arkadaşlarıma en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Kırsal alan öğrencilerinin tarım meslek liselerine girişleri için kontenjan açıp ek puan vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin, İdil Başkan sana söylüyorum bunu. İstanbul Sözleşmesi'nin ana çerçevesine en çok ihtiyaç duyan kesim oldukları için kırsal alan kadınlarımızla ilgili yaptırım ve tavsiyeleri özel olarak takip edip haklarına sahip çıkacağız. Aziz milletim, Türkiye'nin çözülemeyecek derdi yok. Bize güvenin. Vizyonumuz geniş, hayallerimiz büyük, kadrolarımız, planlarımız, projelerimiz hazır. Milletine yabancılaşmış bu iktidarın ve onun ucube sisteminin açtığı yaraları kısa sürede saracağız. Bu dar günde milletine üç kuruşu yok çok gören, milletin kaynaklarını müteahhitlerine yediren bu zihniyeti değiştireceğiz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'nin sorunlarını teker teker aşacağız. İnsan haklarını, hukuku ve demokrasiyi Amerika'da başkan değişti diye değil, AB istiyor diye değil, aziz milletimiz hak ediyor diye koruyup geliştireceğiz. Hangi partiye oy verirse versin, hiçbir vatandaşım, hiçbir partinin marabası değildir. Bu gerçeği sağdaki, soldaki, yukarıdaki, aşağıdaki herkesin aklına kazıyacağız, kazıyacağız. Milletimizi içine itildiği bu sarmaldan mutlaka kurtaracağız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi milletçe el ele, omuz omuza inşa edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, diş sinirlerimize basarlarsa bassınlar, her türlü iftira, hakaret, alçaklıkla karşı karşıya kalırsak kalalım, buradan aziz milletim, kendim ve şahsım ve arkadaşlarım adına söz veriyorum, makulden ayrılmayacağız. Milletimizle, milletimizin derdiyle, milletimizle hemhal olmaktan ayrılmayacağız. Koltuk değil, ayakkabı eskitmeye devam edeceğiz. Değerli dava arkadaşlarım, bu sırada elbette bazılarının düzenini bozacağız. Bu sırada elbette milleti sömürenlerin tekerine çomak sokacağız. Bu sırada elbette fırsatçıları karşımıza alacağız. Varsın olsun. Sabahı akşamına, secdesi selamına uymayanlar istediğini yapabilir. Biz milletimizle buluşmaya devam edeceğiz. Yalanı dolanı kendilerine yol edenler istediğini söylesin. Biz millet yolundan dönmeyeceğiz. Onlar koltuklarında küçüle dursun, biz gönüllerde büyümeye devam edeceğiz. Gönül ister ki milletin dertlerini dinlemekte yarışalım. Projelerimizle, çözümlerimizle yarışalım. Esnaf için nasıl müşteri veli nimetse, siyasetçi için de seçmen veli nimet olsun, veli nimetin gönlünü kazanmak için yarışalım. Vizyonumuzla, fikirlerimizle yarışalım. Kafka'nın dediği gibi, gönül ister ki beyinlerimizle yarışalım. Gönül ister ki yüreklerimizle yarışalım. Ama görüyoruz ki bu beyler maalesef silahsızlar. Türkiye'nin iyi ve cesur evlatları. Allah gayretimizi görüyor. Milletimiz takdir ediyor. Saray duvarlarının ardında değil, kendi yanında olduğumuzu bildiği için millet bizi çağırıyor. Yarın Urfa'da, cuma günü de Mardin'de olacağız. Milletimizle buluşup dertlerini dinleyeceğiz. Milletimizin sesi olmaya, sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Millet yolunda yılmadan çalışacağız ve inanın çalıştıkça daha da büyüyeceğiz. Biz büyüdükçe milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Memlekete güneş yeniden doğacak. Türkiye iyi olacak. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sonunda mücadele etmezsem namert. Ölsem de,
ölsem de, öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da, bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim, namerdim. Bu da bir Türk kadınının, Müslüman Türk kadınının sözüdür, yeminidir. Allah'ım sana and olsun, şart olsun ki dönersem namerdim. Hep birlikte göreceğiz. El mi yamanmış, bel mi yamanmış, bey mi yamanmış? Buyurun lütfen. Altında Türkiye Cumhuriyeti'nin de imzası olan İstanbul Sözleşmesi, kadını yaşatmak için atılan önemli bir adımdı. Zihniyeti batasıca bir grup onu da paçavra etme yarışına girdi. Görmezden geldin, bu mu senin mücadelen Sayın Erdoğan? Kadına yönelik şiddetle objektiflerin karşısına geçip kadına şiddet abartılıyor diyerek mi mücadele edeceksin? Ekonomideki zorlukları inkar ettiğin gibi kadına yönelik şiddeti de inkar ederek mi önleyeceksin? Vatandaşı aslında zengin olduğuna, işsizlerimizi de aslında iş beğenmedikleri için ikna ettiğin gibi, yani öyle sandığın gibi kadına yönelik şiddeti de kadınların aslında dövülmediklerine, tecavüze ve tacize uğramadıklarına, hatta aslında başlarına gelenleri hak ettiklerine ikna ederek mi bitireceksin bu yanlışlıkları, bu mücadeleyi? Böyle mi edeceksin Sayın Erdoğan? Sana ters bir laf eden için bütün savcıları harekete geçiriyorsun. Failleri iki saat içinde buluyorsun. Ama kadınlara karşı en ağır, en haysiyetsiz saldırılarda ortada yoksun. Böyle mi mücadele edeceksin? Şunu aklına iyice yerleştir. Kadına hakaret etmek, cinsiyetçi paylaşımlar yapmak, kadına yönelik şiddetin provasıdır. Önce bunları durduracaksın. Kadına kim el kaldırırsa, kim dil uzatırsa, ayırt etmeden kaya gibi karşılarında duracaksın. Bu milleti ayırmadan aileni koruduğun gibi koruyacaksın. Yani işini yapacaksın. Sen yapmazsan sandık geldiğinde kadınlar gerekeni yapar. Biz geliriz, biz yaparız. Hak ettikleri gibi mutlu ve huzurlu bir Türkiye'yi kadınlara sunarız. Değerli dava arkadaşlarım, her hafta olduğu gibi bu hafta da milletin kürsüsünde sözü gerçek sahibine, milletimize bırakacağız. Milletin sesinden korkan meclis televizyonu ve TRT yayını kesmeye hazırsa başlıyoruz. Bu hafta Eşit Platform'dan avukat İdil Yalçıner Şimşek aramızda. Kadının sorunlarını, yaşadıklarını kendisinden dinleyeceğiz. Buyur İdil kardeşim, söz de kürsü de senindir. Biz kadınlar, etnik köken ve inanç farklılıklarıyla sosyolojik çeşitliliğin zenginliğimiz olduğu, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, medeni hal, engellilik, sınıfsal durum gibi nedenlerle ayrımcılığın olmadığı, hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini mümkün kılacak eşit ve özgür bir yaşamı herkes için istiyor ve bunun kurulması için çalışıyoruz. Ailede, toplumda, devlette reis istemiyoruz. Yaşam biçimi dayatmasına, nefret söylemine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı mücadele ediyoruz. Hepinizin bildiği gibi eğitim, sağlık, gıda sektörü gibi alanlarda yoğun olarak çalışanlar, kadınlar, pandemi sürecinde artan ev içi bakım emeği ile birlikte küresel salgının yükünü en çok üstlenen kesim oldu. Bu ülke ölümü üzerine yayınladığı bildiride Hindistan Kadınlar Birliği'nin kadın haklarının insanlık tarihi boyunca gelmiş geçmiş en büyük savunucularından birisi olarak kabul ettiği Atatürk'ün bizlere emanetidir. Bu emanetin uzuvlarından birisine programlı olarak yapılan saldırıları durduracak, saldıranları ise eğitecek olan yine bizler olacağız.
Bu vesileyle tüm ilgilileri kazanılmış haklarımızı tehdit eden söylem ve girişimlere son vermeye. Evde, işte, sokakta, tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımız için acil eylem planı açıklamaya. Eğitime eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, bilimsel, parasız hale getirmeye. Eşit istihdam, kreş ve iş yerindeki şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulamaya çağırıyoruz. Kadınların yaşam hakkı için korkudan ve şiddetten uzak güvenli bir hayat yaşayabilmeleri için herkesin yapabilecekleri var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anmasının sözde, şekilde kalmadığı, hepimizin İstanbul Sözleşmesi'ne birlikte sahip çıktığı, şiddetsiz, güzel günlerin özlemiyle partisinin meclis kürsüsünü bizlere açarak emeğimizin ve kimliğimizin sömürülmesine karşı yürüttüğümüz mücadeleye destek veren, her zaman yanımızda olduğunu hissettiren bir Atatürk kızı, bir cumhuriyet savunucusu, başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğimiz Sayın Meral Akşener'e tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Aziz milletim, değerli kadınlar. Kadının gülüşüne, güvenliğine, İdil'in söylediği gibi, kıyafetine, inancına, bedeni ve hayatı üzerindeki hakkına, hukukuna, çalışma hayatında yaşadığı eşitsizliğe, velhasıl aldığı nefese bile karışmayı kendine hak gören bu zihniyet, bu nobran zihniyet, bu yılda bize kadınların ne kadar kıymetli olduğunu anlatıp durdu. Ne var ki kadınlarımız bizim için kıymetlidir deyip, kadınların dertlerini görmezden gelmek, kadın konusunu siyaset üstüdür deyip, hamasetten başka bir şey yapmamak, ne kadınlara ne de kadınların sorunlarının çözümüne katkı sağlamaz. Bunu yıllarca gördük. Maalesef hala görmeye devam ediyoruz. O nedenle biz hamaseti değil düşünmeyi, kadınların sorunlarına çözüm üretmeyi tercih ediyoruz. Çünkü biz kadınların sorunlarını siyaset üstü görmüyoruz. Bizim için kadın meselesi toplumsal bir mesele olduğu kadar aynı zamanda bir demokratikleşme meselesidir. Dolayısıyla siyasi bir meseledir. Siyasi meseleleri kadınlarla el ele vererek çözecek kurum da doğal olarak siyasetin ta kendisidir.